İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Gülten Ok, 1994-1995 yıllarında 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bölümünü kazandı. Ancak okulunu bitiremedi. 28 Şubat döneminde 1999'da 4. sınıftayken güvenlik görevlileri kolundan tutup onu sınıftan çıkardı. İlk gün bize uyarıda bulundu toplantıda. Başörtülü bir şekilde okula gelmememiz gerektiğini, bunun yasa dışı olacağı söylenildi. Ben ertesi gün tekrar başörtülü bir şekilde okula gittim. Ardından okul yönetimi tarafından Gülten Ok hakkında tutanak tutuldu. Hoca benim derse başörtülü olduğumu görünce diğer hoca arkadaşlarını çağırarak 5-6 kişi geldiler. Birisi tutanak tuttu. Dışarı çıkmam gerektiğini söylediler. Benim hiçbir kuvvetim buradan çıkaramayacağını söylemiştim. Daha sonra çıkaramayınca güvenlik görevlilerini çağırdılar. Güvenlik görevlisi zorla beni çıkarmaya teşebbüs etti. Ben de nahoş bir manzarayla karşılaşmamak için çıkmak durumunda kaldım. Başörtüsüyle derslere devam edemeyen Gülten Ok, hukuki yollara başvurdu. Ancak sonuç alamadı. Ok bir süre sonra da devamsızlık nedeniyle okuldan atıldı. Afla birlikte yeniden okula döndü. Ancak başörtüsü nedeniyle yine derslere devam edemedi. İstemeyerek okulunu bıraktı, iş yeri açtı. 2011'de ikinci bir afla yeniden okula döndü. Ve çok istediği okulunu bu kez bitirmeyi başardı. Yedi uyurlar gibi diyeyim, abartı olmasın. Farklı bir mekanda ve zamanda uyumuştum ve okuldan ayrılmıştım. Çok farklı bir zamanda ve zeminde tekrar başladım. Ve bütün okulumuzdaki hocalarımıza ve idaremize ve rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Gülten Ok yıllar sonra 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde kendinden yaşça küçük sınıf arkadaşlarıyla birlikte kep giyerek mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Gülten Ok'un ailesi de mezuniyet mutluluğunu paylaştı. Türkiye'de her acı bitecektir. Unutulmayacaktır ama bitecektir. Biz bugün 28 Şubat'ın bir mağduriyetini daha sonlandırdığımız için seviniyoruz. Kardeşimle annem salona girmediyordu çünkü annem salonda çalışıyordu. Biz de ona destek olmak için sesimizi çıkarmıyorduk.